Tabii. Sağ. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Bugün 6. üniteyi işliyoruz. Değil mi? Şimdi 6. ünite arkadaşlar asal sayılar ve modüler aritmetik. Evet, şimdi bu konu arkadaşlar şifreleme konusunda temelini teşkil ediyor. O açıdan önemli. Evet, şimdi önce asal sayıları anlatacağız. Asal çarpanları ayırmayı anlatacağız. Sonra modüler aritmetik. Asal sayı diyoruz önce. Asal sayı. Evet, asal sayı şöyle. Şimdi doğal sayılar düşünürsek birden başlıyor. 2, 3, 4, 5, 6 böyle gidiyor. Şimdi asal sayı kendinden ve birden başka böleni olmayacak. Ama sayı birden büyük olacak. En bir doğal sayı ve birden büyük olacak. Kendinden ve birden başka böleni olmayacak. Mesela 2'ye bakıyorum. 2 sayısı mesela asal mı? Neye bölünür? Kendisine bir de 1'e. O zaman diyoruz ki 2 asal. 3 asal mı? Evet, bir kendisine bölünüyor. Bölünme derken tam bölünmeyi kastediyoruz tabii burada. 2'ye tam bölünüyor mu? Kendisine ve 1'e bölünüyor. Başka da böleni yok. Tam böleni. O zaman 2 de asal. 4'e bakarsak 4 sayısı asal mı? 4'ün bölenleri 1 var, 2 var, 4 var. Kendinden başka bir böleni daha var. O zaman diyoruz ki 4 asal değil. 5 sayısı asal mı bakıyoruz? 5, 1 ve 5'ten başka böleni yok, asal. 6, 2'ye bölünüyor, asal değil. Gittim. 7, asal. Başka böleni yok. 8, 2'ye bölünüyor. Demek ki 2, asal olan tek çift sayı 2. 2'den büyük hiçbir çift sayı asal değil. Evet, tek sayılardan da hepsi değil tabii ki. Kendinden ve birden başka böleni olmayacak. Bu şekilde gidiyor. Şimdi ilk 100 tane asal çok kolay bulunabiliyor. İlk 100 asala bakarsak mesela neymiş? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'ymiş. İlk 100 asal bunlar. Şimdi asal sayılar kaç tane dersek sonsuz tane asal sayı var. Ama bunların sayısı giderek seyrekleşiyor. Sayılar çok büyük büyüyünce seyrekleşmeye başlıyor. Ve bulunan en büyük asal sayı, bununla ilgili çalışmalar yapanlar var. Mesela bir asal sayı. En büyük asal sayı bakalım yazmışlar mı şu ana kadar bulunan. Evet, 2005 yılında Almanya'da bir göz uzmanı kişisel bilgisayarında 50 gün çalışarak 7.816.230 rakamdan oluşan bir asal sayı bulmuş. 7.816.230.000 rakamdan oluşan bir sayıymış ve bu sayı üstel olarak yazarsak şu sayıymış. 2 üzeri 259 64 951 eksi 1 sayı bu. 2005 yılında bulunan bir asal sayı. Demek ki asal sayılar
Tabi bu büyük asalların bulunmasının temel nedeni de şu. Bunları çalışmaların temel nedeni. Bu sayılar arkadaşlar şifrelemede kullanılıyor. Çok büyük basamaklı asal sayılar. Yani bu kadar olmasa bile daha düşük basamakta olanlar şifrelemede kullanıldığı için bu sayılar tespit edilmeye çalışıyor. Evet, şimdi asal sayıların diğer bir özelliği de şu. Verilen her doğal sayı asal sayıların çarpımı olarak yazılabilir. Mesela 6 sayısını alalım mesela. 6 sayısı 2 ve 3 asal sayısının çarpımı olarak yazılabilir. Matematiğin temel teoremi var, aritmetiğin temel teoremi. Diyor ki, n1'den büyük olmak üzere her sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir. Mesela 24 sayısını hangi asalların çarpımı olarak yazabiliriz mesela? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Mesela 24 sayısını bu şekilde yazabiliriz. Mesela 63 sayısını nasıl yazabiliriz? Hangi asalların çarpımıdır? 2 üstü 3 bölü 7. Kaç? 2 üstü 3 bölü 7. 7, 2 çarpı 3. Ben bu asalların çarpımı mı? Değil. Bir 3, daha doğrusu şu. Değil mi? Evet. Demek ki o zaman verilen bir sayıyı böyle asal sayıların çarpımı olarak yazmaya diyoruz ki asal çarpanlarına ayırma. Şimdi bunu inceleyelim. Asal çarpanlarına ayırma. Şimdi verilen bir sayı asal çarpanlarına nasıl ayıracağız? Örnekle anlatalım. Örnek. 126 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. Şimdi bakın böyle bir soru ile karşılaştığımızda asal çarpanlara şöyle ayırıyoruz arkadaşlar. 126 sayısını en küçük asaldan başlayarak bölüyoruz. Bölmeye başlıyoruz. Şimdi en küçük asal sayı kaç? 2. Bakıyoruz 2'ye bölünür mü? 2'ye bölersek kaç ediyor bu? 63. Sonra 2'ye bölünür mü diye bakıyoruz. Bölünmüyor. Ondan sonra gelen asal hangisi? 3. Az önce bulduk ya 3. 3'e bölüyoruz. 3'e bölersek kaç ediyor? 21. 3'e bölünüyor mu? Tekrar bakıyoruz. 3'e bölündü. Bölündü. Kaç etti? 7. Sonra sırada gelen asal hangisi? 7. 5. 5'e bakıyoruz. 5'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ondan sonra gelen ne var? 7. 7'ye bölüyoruz. 1. Burada 1'i elde ettiğimizde bu sayıyı asal çarpanlarına ayırmış oluyoruz. O zaman diyoruz ki 126 sayısı şöyle yazılabilir. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 7 şeklinde yazılabilir. Veya bunu şöyle de gösteriyoruz. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7. O halde 126 sayısının asal çarpanları bu. Asal çarpanları. Asal sayılar niye şifrelemede kullanıldığını bakın hemen şuradan söyleyelim. Mesela çok büyük bir sayı yazsam onu asal çarpanlarına ayırın desem elle yapmanız çok zor olur. Mesela diyelim ki şöyle bir sayıyı. Bu sayıyı asal çarpanlarına ayırın. Nasıl ayıracaksın? Elle yaparsan bayağı zor. Demek ki bunu neyle yapman gerekiyor? Bilgisayarlarla yapılıyor. Ama bilgisayarlarla bile bu sayılar büyüdükçe çarpanlarla ayırmak süresi uzuyor. Çok uzuyor. O zaman asal sayıları kullanırsan şifrelemede onları çarpanlara ayırmak zorlaşacağı için anlaşıldı mı? Çarpanların ayırması zorlaşacağı için asal sayılar tercih ediliyor. Evet, asal sayılarla ilgili temel bilmeniz gereken kavram bu. Evet, bir sayının asal olup olmadığının testi var. Nasıl test edilebilir? Dediğim gibi bu elle pek yapılmıyor artık. Bilgisayarlar yardımıyla yapılıyor.
Ama basit yöntemleri var. Onları kitabınızdan bakarsınız. Evet, şimdi asal sayılarla bilmemiz gereken ikinci kavram. Aralarında asal. Şimdi asalla aralarında asal farklı bakın. Mesela aralarında asal şöyle. İki tane sayı verilecek size. İki tane sayı verilecek. O iki sayının birden başka böleni yoksa, ortak böleni yoksa o sayıları aralarında asal diyorsun. Mesela 12 ile 38 aralarında asal mesela. Aralarında asal mıdır? Hemen bakıyoruz. 12'yi bölen sayılar neler? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Değil mi? 38'i bölenler 1, 2, 2'ye böldük kaç etti bu? 17 gibi. Bak birden başka ortak böleni var. Ne var? 2 var. O zaman bu ikisi aralarında asal değil. 12 ile 38 aralarında asal değildir. Mesela 12 ile aralarında asal olan bir sayı yazayım. Mesela 12 ile 7 aralarında asal. Aralarında asal. Evet, asal sayıyla bunun arasındaki fark ne? Bakın sayılardan birisi asal sayı değil, diğeri asal. Değil mi? Aralarında asal, şey, ikisi asal olmayabilir ama aralarında asal olabilirler. Mesela 35 sayısı asal mı? 35? Değil. Peki 12 sayısı asal mı? Peki ikisi aralarında asal mı? Evet. Evet. Çünkü 35'i bölen sayılar ne var? 5, 7, 1, 35 var. Bunu bölenler 1, 2, 3, 4, 6, 12. İkisini bölen birden başka sayı yok. Bunlar asal olmamalarına rağmen ikisi aralarında asaldır. Tamam. Aralarında asal kavramı bu. Evet, özetleyerek diyelim. Şimdi ne anlattık? Asal sayıyı anlattık. Aralarında asal, çarpanlarını ayırmayı anlattık. Şimdi ortak katların en büyüğü ve ortak katların en küçüğü nasıl bulunacak? Ortak katların en küçüğü, ortak bölenlerin en büyüğü. Yine bu kavramlar da sıkça kullanılır. Şimdi bunu örnekle anlatalım. Mesela iki tane sayı alalım. 18 ve 30'u alalım mesela. Tamam, basitçe. Şimdi bu ikisini bölen en büyük sayıyı bulmak istiyoruz. Tamam mı? İkisini bölen en büyük sayıyı bulmak istiyoruz. Bir de ikisinin ortak katı olan en küçük sayıyı bulmak istiyoruz. Tamam mı? Ortak katları şöyle gösteriyoruz. Bunu yazdığımız zaman ne anlayacağız? İkisinin de katı olan en küçük sayı. Çünkü bu ikisinin katı olan bir sürü sayı var. Bunlardan en küçüğünü alacağız. Evet, bu ne? Bu da ikisini bölen bir sürü sayı var. Bunlardan en büyüğünü alacağız. OBEP de bu. Ortak bölenlerin en büyüğü. Tamam mı? İkisini bölen. Sen 18'i bölen sayılara bakarsak, bakın bak. 18'i bölen sayılar. Bir de 30'u bölen sayılara bakalım. De en diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsak bunu yaparız. Değil mi? 18'i bölen sayılar 1 var, 2 var, sonra 6 var, 9 var, başka 18 var. Değil mi? 30'u bölenleri yazarsak 1 var,
2 var, 6 var, sonra 15 var, başka 30 var. Başka var mı? 3 var değil mi? Bir de 3 var. 3 var bölen. Yine 18'i de bölen 3 var. 3 18'i bölüyor. Evet. Şimdi bakın ikisini bölenleri yazdık. Sayılar büyüyünce bunları unutabiliriz. Değil mi? Arada atladıklarımız olabilir. Bak 1 ikisini de bölüyor. 1. 1 mi ikisinin en büyük ortak böleni? Değil. 2 var ikisini de bölüyor. 2 olabilir. 2 var. 3 de olabilir. 3 ikisini de bölüyor. Değil mi? Demek ki 3 de değil. 6. 6 var. Her ikisini bölen. Sonra başka her ikisini bölen yok. O zaman diyoruz ki bu ikisinin orta, en büyük ortak böleni 6'dır. Tamam, bunu nasıl bulduk? El yordamıyla bulduk. Tamam. Şimdi bunu pratik hale getireceğiz. Nasıl bulacağımızı. Şimdi bir de en küçük ortak katlarını bulalım. 18'in katlarına bakalım. 18'in katları neler? 36. Sonra 3 ile çarparsak 54. Sonra 72. 90. 108. Bunlar 18'in katları. Bir de 30'un katlarına bakalım. 30'un katları. 60, 90, 120 diye gidiyor değil mi? O zaman ne yapıyorsun? Ortak katlarını. 36 ikisinde var mı? Yok. 54 yok. 72 yok. 90 var bak. 90'ı bulduk. İkisinde ortak katı. O zaman diyoruz ki en küçük ortak katı da 90'dır. İkisinin de ortak katı olan. Bunu el yordamıyla bulduk. Şimdi bunu pratik olarak nasıl bulabiliriz? Onu anlatacağız. Yine 18 ile 30'u alalım. Bak 18 ile 30'un o kek ve o bebini bulalım. Bak şöyle yapacağız. 18'i çarpanlarına ayıracağız. 18'in çarpanlar. Önce 2'ye bölüyoruz. En küçük asaldan başladık. Kaç etti? 9. 9 2'ye bölünmüyor. Ondan sonra gelen asal ne? 3. 3'e bölüyoruz. 3. 3 3'e bölündü. 1. O zaman diyoruz ki 18'i şöyle yazabiliriz. 2 çarpı 3'ün karesi. 30'u da şöyle yazıyoruz. 2'ye böldük. 15. 15 2'ye bölünmüyor. Sonra ne var? 3. 3'e bölündü. 5. 5. Sonra gelen asal ne? 5. 5. 5'e bölündü. 1. Demek ki 30'u da şöyle yazabiliriz. 2, 3 ve 5. Bak o bebi ortak kat. İkisini bölen en büyük sayıyı şöyle buluyoruz. O bebi. 18 ve 30. Şöyle yapıyoruz. İkisinde ortak olan asallara bakıyoruz. Ne var? 2 var. Burada da 2 var. 2'yi alıyoruz. Sonra ne var? 3. 3 var. Burada da 3 var. Bunun karesi var. Bunun birinci kuvveti var. En küçük kuvvetli olanı alıyoruz. O da ne? 3. 3'ü aldık. Başka var mı ortak? Yok. İkisini çarpıyoruz. 6. O zaman diyoruz ki OBEP 6'dır. Demin el yordamıyla bulduğumuz şeyi, deneyerek bulduğumuz şeyi şimdi çarpanlara ayırmayı kullanarak pratik olarak bulduk. Şimdi o keki nasıl bulacağız? Ona bakalım. O kekte de şöyle yapıyoruz. Ortak olanları en büyüğünü alıyoruz bak. Ortak ne var? 2 var. 2'yi aldık. 3 ortak. Büyük olan ne bu? Bunu alıyoruz. Ortak olmayanların hepsini alıyoruz. Ortak olmayan ne var? 5, 5'i aldık. Bunların hepsini çarpıyoruz. 2 çarpı 9 çarpı 5, 45, 2 ile çarptık 90. O zaman o kekini de bulmuş olduk.
Tamam. Şimdi bununla ilişkin birkaç örnek yapalım. Demek ki bölenleri bulup el yordamıyla bulmaktansa bu yöntem işimizi kolaylaştırdı. Evet, başka bir sayı alalım şimdi. Örnek. ...48 ile... mesela ...120 sayısının OBEP ve OKEK'ini bulunuz. Yani ne demek? İkisini bölen en büyük sayı bulacağız. Bir de ikisinin ortak katı olan en küçük sayı bulacağız. Evet, çarpanlarını ayırıyoruz. 48'i ayırıyoruz. 2'ye böldük. 24. 2'ye bölünüyor. 12. 2'ye bölündü. 6. 2'ye bölündü. 3. 3'ü 3'e böldük. 1. Demek 48'i nasıl yazabiliriz? 2'nin 4. kuvveti çarpı 3. 120'yi ayıralım. 2'ye böldük. 60. 2'ye böldük. 30. 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. Evet, önce yasal çarpanlarını ayırdık. Şimdi ikisinin ortak bölenlerini buluyoruz. Ortak bölenlerin en büyüğünü bulacağız. 48 ile 120'yi bölen en büyük sayı nedir? İki ortak, ortak en küçük 2'nin kübü. 3 ortak, 3 ortak 3'ü yazdık. 2'nin kübü 8, 8 kere 3 24. Evet, 24 sayısı hem bunu hem bunu bölen en büyük sayıdır diyoruz. Başka bölenleri var mı? Var. Biz neyi arıyoruz? En büyük. Deneyebilirsiniz. 48 24'e bölünür. 120 de 48'e 24'e bölünür. Tam bölünür. O zaman ikisinin en büyük, ikisini bölen en büyük sayı 24'müş. Şimdi ortak katların en küçüğüne bakalım. İkisinin ortak katı olan sayı nedir? Bak, bunu denemeyle yapsak bulmamız zor. Değil mi? Tek tek yazacaksın. Demek ki bu yöntem işi kolaylaştırıyor. Ortak olanların en büyüğünü aldık. 2 üzeri 4. 3 var. Ortak olmayan ne var? 5'i aldık. Evet, 2'nin 4. kuvveti 16 çarpı 3 çarpı 5. 16 ile 15'i çarpacağız demektir. Evet, bir dakika. 33, 80, 16... 240. O halde 240 sayısı ikisinin de ortak katı, en küçük ortak katı. Başka katları var mı? Var. Ama en küçüğü budur diyoruz. İkisine de ortak katı. Ha, şimdi bir kaç örnek daha yazalım. Sonra sınavda çıkmış sorulara bakalım. Evet, mesela şimdi yazacağım sayının OKEK ve OBEP'ini siz bulun. 33 ile 66 sayısının, ya 66 demeyeyim, 68 sayısının OKEK ve OBEP'ini bulunuz. Evet, bulalım mesela. Ben şimdi hemen çıkmış sorulara bir bakayım.
Evet, 33'ün çarpanları neler mesela? 3, 11. Evet, 3 ile 3'e böldük. 11, 11'i 11'e böldük. 1. 68'in çarpanları 2'ye böldük. 34. 2'ye böldük. 17. 17. 17'yi 17'ye böldük. 1. Evet, o keki 33 ve 68'in o keki. Evet, 33'ü nasıl yazabiliriz? 3 çarpı 11. 68'i nasıl yazabiliriz? 2'nin karesi çarpı 17. Ortak olan var mı? Yok. O zaman ortak olmayanların hepsini çarpacağız. Yani bu sayıların hepsini çarpacaksınız. Çarpalım. Evet, önce 11 ile 12'yi çarpalım. Sonra da onu 17 ile çarparsak okey ki bulmuş olacak. Kaç? 2244. Peki o bebi ne? En büyük ortak böleni kaç bunların? Ortak yok. 1. Hiç ortak yok. O zaman 1. Yani aralarında asal bunlar. Bak başka ikisini bölen başka sayı yok. 1 var. Aynı zamanda bunlar aralarında asalmış. Evet, bir bakalım çıkmış sorulara. Evet, mesela şöyle bir soru sorulmuş. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir diye sorulmuş. Yani tersten düşünürsek aralarında asalları çıkaracağız. A şıkkı şöyleymiş. 5 ve 12. Aralarında asal mı? Asal. O zaman bu değil cevap. 11 ve 36. İkisini bölen birden başka sayı yok. Aralarında asal. 15 ve 39. Asal değil. Evet, 15'i bölen ne var? 3. Bunu da bölen 3. Birden başka bir sayı var. Aralarında asal değil. Evet, diğer sayılar 24, 55, 30 ve 49. Onlar aralarında asal. Evet, bir bakalım başka ne sorulmuş bununla ilişkin. Evet, şu sorulmuş. EBOB 60 ve 72'nin OBEB'i sorulmuş. 12, 18, 24 ve 36'ymış cevaplar. Biz buna ekleyelim, o kekini de bulalım. Evet, şimdi hemen çarpanlarını ayırıyoruz.
Pratik yöntemimiz bu. Ama isterseniz cevaplardan da gidebilirsiniz. Ama bu daha kolay olacak. 62'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. 72 2'ye böldük 36. 2'ye böldük 18. 2'ye böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. O zaman 60 sayısını şöyle yazabiliriz. 2'nin karesi 3 çarpı 5. 72'yi nasıl yazabiliriz? 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi. Evet, o birbirine bakarsak 60 ile 72'nin ortak olan ne var? 2 var. En küçük 2'nin karesini alacağız. 3 var, 3'ü alacağız. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12. OB 12. Evet, mesela burada bakarsanız 24 ikisini de bölüyor mu? Bölmüyor. Ne var? 9, 9, 12. Evet, 12. 6 bölüyor mesela her ikisini ama en büyüğü değil. Dolayısıyla 12. Mesela o kekine bakabiliriz. En küçük ortak katlar nasıl olacaktı? Ortak olanlar var. En büyüğünü aldık. 2'nin kübü. Ortak olanlar var. 3'ün karesini aldık. Ortak olmayan ne var? 5'i aldık. 8 çarpı 9 çarpı 5. 72 ile 5'i çarpacağız. 10. 360 da o kekleri. O da sorulabilirdi. O kekini de bu şekilde bulacağız. Evet, bakalım başka ne sorulmuş yine. Hangi sayı çifti aralarında asaldır diye sorulmuş bu sefer. Aşağıdakilerden sayı çiftlerinden hangileri aralarında asaldır? Mesela 6 ile 20 aralarında asal mı? Değil. İkisini bölen birden büyük bir sayı var. 2'ye bölünüyor. 18 ile 75 neye bölünüyor? Birden başka? 3'e bölünüyor. Değil mi? 12 ile 35 asal. Evet, aralarında asal. 12 ile 12'yi çarpanlarına ayırırsak nedir? Çarpanlarına ayırırsak 2 nin karesi çarpı 3. 35'in çarpanları 3, 5 ve 7. Hiç ortak eleman yok. Çarpanlarını ayırmadan da gidebiliriz. Dolayısıyla bu ikisi aralarında asal. Diğeri de 30'da 154. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. E şıkkı 27 ile 135. Her ikisi de 3'e bölünüyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyoruz. Evet, bir soru da ben sorayım. 1 ile 10 arasındaki asal sayıların toplamı kaçtır? 17. Kaç? 17. Evet, 17. Bu aradaki asalları bulmamız gerekiyor. Nedir? İşte 2 asal, 3... 5 var, 7 var, başka var mı? Yok. Toplam 17. Evet, 1 ile 100 arasında kaç tane asal vardır? Kaç tane asal sayı var? 1 ile 100 arasında. Tek tek sayacaksın. 25 tane asal var. Mesela 1 ile 1000 arasında... Kitabınızda var. 1000 ile 1000 arasındaki asal sayı. Evet, sayfa 139'da 1 ile 1000 arasındaki bütün asal sayılar yazılmış.
Tabi bunlar dediğim gibi artık sayılar çok büyüyünce elle eskiden bunları bulmak için bazı yöntemler geliştirilmiş. Matematikçiler bazı yöntemler geliştirmişler. Bilgisayarlar keşfedildikten sonra o yöntemleri kullanarak bilgisayarlar yardımıyla bulabiliyoruz. Yani basamak sayısı çok artarsa, değil mi? Mesela rastgele bir sayı yazayım. Mesela şöyle. Mesela bu sayı asal mı acaba? Sonu çift olsaydı asal değil diyecektik ama. Sonu bir, değil mi? Bu sayı asal mı değil mi acaba? Bilemeyiz, değil mi? Peki sayılar büyüyünce asal sayılar bulmak zor. Evet, bundan sonraki konumuz modüler aritmetik. Evet, onunla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. Sonra bir ara verip onu anlatacağız. Şimdi modüler aritmetikte şöyle bir şey. Nasıl kullanıldığını söyleyeyim. Mesela şu anda saat kaç işte? 13.40, değil mi? Şimdi 24 olunca, saat 24 olunca saat değişiyor değil mi? 24'ten sonra tekrar 1, 2, 3 diye sayıyoruz. O zaman diyorsun ki eğer günü 24 saat üzerinden düşünürsem mod 20'ye göre işlem yapmam gerekiyor. Veya 12'ye göre düşünürsem şu anda saat kaç? 1'i 1.40 demem gerekiyor. O zaman modu ne olarak almış oluyorum? 12. Haftanın günleri nasıl oluyor? Kaç günde bir dönüşüyor? 7 gün. O zaman diyorsun ki mod 7'dir. 7'ye göre değişiyor. Zaten demek modüler aritmetik de günlük hayatımızın içerisinde. Matematikte bu nasıl kullanılacak? Veya tanımı nedir? Onu da aradan sonra anlatacağız. Modüler aritmetik. Bu da şifreleme konusunun temelini teşkil ediyor. Yani haftaya anlatacağımız konu tamamen buna bağlı. O yüzden bu modüler aritmetiğin üzerinde biraz daha duracağız. Evet, şimdilik bir ara verelim. 15 dakika ara. Evet arkadaşlar, şimdi modüler aritmetiğe devam ediyoruz. Modüler aritmetikten. Evet, önce tanımını verelim. Modüler aritmetik dediğimiz şey nedir diye dersek, kitaptaki tanımı şu: A, B ve N tam sayılar. N büyük sıfır olmak üzere. N sıfırdan büyük olmak üzere. A'yı ve B sayılarının N'ye bölümünde kalanlar eşit ise, şimdi örnekle göstereceğiz, eşit ise A ve B mod N'ye göre denktir diyoruz. Denir ve şöyle gösteriliyor: A denktir B mod N. Gösterim bu. Şimdi örnekler. Diyelim ki 12 sayısını aldık. Bir de 8 sayısını alalım. Tamam mı? 5'e bölümünde kalanlarına bakalım. 12'yi 5'e böldük. 2 kere 5 10. Kalan kaç? 2. 8'i 5'e bölelim. 1 kere 5 5. Kalan kaç? 3. Eşit mi kalanları? Değil. O zaman bunlar denk değil. Mod 5'e göre denk değiller bunlar. Başka bir sayıya bakalım. 12 aldık. Bir de 7 alalım. Şimdi 12'yi 5'e böldük. Kalan kaç? 2. 7'yi 5'e bölersek kalan kaç? 2. O zaman diyoruz ki 12, bakın 12 denktir 7'ye. Neye göre? Mod 5'e göre.
Mod 5'e göre. O zaman demek ki modüler aritmetik tike göre mesela bu haftaki salı ile önümüzdeki haftaki salı denktir değil mi? Mod 7'ye göre. Mesela günlerde numaralandırırsa mesela pazartesiye 1, salıya 2 dersen tamam mı? Önümüzdeki hafta salı hangi gün oluyor? 9 oluyor. O zaman 2 ile 9 mod 7'ye göre denk olduğuna göre o günler birbirine denk günler olmuş oluyor. O zaman sayıları böleceğiz. Kalanları eşit ise onlara o moda göre denktir diyeceğiz. Tamam mı? Örnek dersek 62 sayısı mod 3'e göre kaça denktir? 2. Evet, ne yapıyoruz hemen? 62'yi 3'e bölüyorsun. 62'yi 3'e bölüyorsun. Kalanı kaçsa ona denktir. 2 kere 3 6. 2'de 3 yok. 0 attık. Kalan 2. O zaman diyoruz ki 62 denktir 2'ye. 2'ye denktir bu. Neye göre? Mod 3'e göre. Tamam mı? O halde bu sayıya göre sayıları denkliğe ayırmış oluyorsun. Mesela 2'nin dengi neler dersek? Mesela 2'nin dengi 5. 3'e, mod 3'e göre 2'ye denk mi? Denk. Başka 8 mod 3'e göre denk. 11 mod 3'e göre denk. Bak kaç ekliyorum, bak dikkat edersin. Evet, şimdi sayıların toplamları olabilir, farkları olabilir, çarpımları olabilir. Bunların modlarını nasıl bulacağız? Şimdi bunu da örneklendirelim. Şimdi diyelim ki 12 sayısı, basit örneklerle gidelim. Mod 3'e göre kaça denk? Mod 3'e göre 2'ye denk değil mi? 12 sayısı mod 3'e göre 2'ye denktir. Pardon, 0'a denk değil mi? 0'a. 0'a denktir. Kalan 0. Diyelim ki bunu 26 sayısı mod 3'e göre kaça denk? 3'e göre 2'ye denktir. Mesela ikisini topladık. 48 sayısı pardon 38 sayısı mod 3'e göre kaça denktir? Evet, şimdi bunu iki yöntemle bulabiliriz. Direkt 38'i 3'e bölür denkliğini bulabiliriz. Veya 12'nin denkliğini biliyoruz. Bunun denkliğini biliyoruz. Kalanlarını toplayıp oradan da hareket edebiliriz. Dolayısıyla 12'nin 12 diyoruz ki mod 3'e göre 0'a denk. 26 sayısı mod 3'e göre 2'ye denk. Bunları topladık. 38 kalanları topluyoruz. 2 mod 3'e göre 2'ye denktir diyoruz. Anlaşıldı mı? Demek ki sayıları toplayıp mod 3'e göre bulmakla kalanlarını toplayıp mod 3'e göre bulmak aynı şey. Tabi bu ne yapıyor? Bize kolaylık sağlayacak. Şimdi birkaç örnekte göreceğiz. Aynı şey çarpımları için de geçerli. Aynı şey farklar için de geçerli. Bu üç işlem için geçerli. Şimdi bunu örneklendirelim. Kaç örnek yapalım? Örnek. ...11 artı 23 artı 47 artı 83... toplamı mod 5'e göre kaça denktir? Şimdi bunu iki yöntemle bulabiliriz bak. Tek tek toplarız, sonra 5'e bölebiliriz. O şekilde olabilir. Veya diyoruz ki mod 5'e göre kalanlarını bulup kalanların üzerinden yapabiliriz. Şimdi mod 5'e göre 11 1'e denk. 23 kaça denk? 3'e denk.
47 2'ye denk. 83 3'e denk mod 5'e göre. O zaman kalanlarını toplarsak 5, 8, 9. 9 kaça denk mod 5'e göre? 4'e denk. O zaman diyoruz ki bu toplam 11 artı 23 artı 47 artı 83 denktir 4'e mod 5'e göre. Dediğim gibi bu çarpımlar için de geçerli. Çarpımları verilebilir. Zannediyoruz ki kalanların çarpımına bakacağız. Evet, mesela başka bir sayıya bakalım. 11 çarpı 12 çarpı 13 işleminin sonucu. Çarpım için de aynı şey geçerli. Mod 5'e göre kaça denktir? Değil mi? Şimdi bu üç sayıyı çarpıp 5'e bölüp kalanını bulabilirsiniz. Birinci yöntemimiz bu. Ama diyoruz ki bu uzun yöntem. Mod 5'e göre 11'e bakalım. 11 kaça denk mod 5'e göre? Kaça denk? 5'e bölersek 1. 12 mod 5'e göre 2'ye denk. 13 mod 5'e göre 3'e denk. O halde bu üçünün çarpımı bunların çarpımıyla aynı. Bunların çarpımı 6, 6 olacak. 6 mod 5'e göre kaça denk? 1'e denk. O zaman diyoruz ki bu işlemin sonucu, yani bu üç sayının çarpımı mod 5'e göre 1'e denktir diyoruz. Tamam, pratik yöntemi bu. Evet, ikinci tip karşılaşacağımız problemler şöyle. Üslü sayılar olabilir. Tamam, bunların mod 5'e göre kalanı sorulduğunda yine aynı yöntemle çözmeye çalışıyoruz. Çarpımından hareket ederek. Onu da örnekleriyle anlatacağız. Evet, diğer bir soru tipi örnek. Mesela bugün günlerden Perşembe olduğuna göre, mesela diyelim ki 60 gün sonra hangi gün olur? Şimdi bakın, bunu deneme yanılma yöntemiyle yaparsanız nasıl yapacaksınız? Şimdi bugün Perşembe. Bir 7 gün sonra hangi gün olacak? Perşembe. Perşembe. Bir 7 daha geçti. Perşembe. Yine Perşembe. Bir 7 daha geçti. Perşembe. Şimdi bu uzun yolu. Ama kısa yolu modüler aritmetik diyor ki 60'ın denkliğini bulacaksın. Şimdi haftanın günleri neye göre gidiyor? Neye göre değişiyor? Kaç günde bir değişiyor? 7 gün. O zaman mod 7'ye göre bunun dengini bulacaksın. Bu kaça denk? Sen diyorsun ki 60'ı 7'ye bölüyoruz. 7'ye böldük. Kalanını bulacağız. Kaç kere? 8 kere 7, 56. Kaça denk? 4'e denk. O zaman bugün günlerden Perşembe ise 4 gün sayacaksınız. Bakın Perşembe, bugün Perşembe ise mod 7 gün sonra hangi modu kaç oluyor onun? 7'nin mod 7'ye göre kalanı kaç? 0. Perşembe oluyor. O zaman 4 olduğuna göre 4 gün sayacaksınız Perşembe'den sonra. Mod kaçmış? 4. Kalanı 4. O zaman Cuma 1. gün Perşembe'den sonra gelen. Cumartesi 2. Pazar 3. Pazartesi 4. Demek ki 60 gün sonra pazartesi olacak. Tamam, bu tip soruları bu şekilde çözüyoruz. Evet, şimdi modüler aritmetikle ilgili çıkmış sorulara bakalım. Ne tür sorular çıkmış? Thank you.
Evet, en yakın yıldan başlayalım. Evet, mod 9'a göre, bak soru şu. Mod 9'a göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayısı aşağıdakilerden hangisine denktir? Sayı bu. Cevap 1, 0, 1, 3, 4, 5. Evet, nasıl buldun sıfırı? Sonuncu 9 rakamı 9'a böl. Evet, bu sayıyı 9'a bölerseniz, 9'a tam bölünüyor mu? Böl bak hesap makinesinden, 9'a tam bölünüyor. O zaman diyorsun ki sıfıra denktir. Cevap 0. Evet, 9'a bölmenin kuralını bileceğiz. Nasıl bölünüyor? Hocam. Rakamların toplamı 9'un katı olacak. Katı mı? 9. Şuradan 9 gitti, şuradan 9 gitti, şuradan 9 gitti, buradan 9. 9'un katı. O halde diyoruz ki mod 9'a göre kalan 0'dır. Hocam. Efendim. Son rakamını bölebilir miyiz? En son rakam. Hayır. O şeyde olur. Şimdi 2'ye bölmenin kuralı ne? 2'nin katı olacak. Tamam mı? Son rakama bakabilirsin. 5'e bölmenin kuralımında son rakama bakabilirsin. Mesela bu sayıyı 5'e bölümünde kalan kaçtır dersen son rakamı 5'e bölüyorsun. Kalan kaç? 4. O zaman bu sayıyı 5'e bölümünde kalan 4'tür. 3'e bölümünde kalan rakamları topluyorsun. 3'ün katıysa tam bölünüyor. Değilse katlarını çıkarıyorsun. Tamam mı? 2'ye bölümün kuralı var. Son rakam 2'nin katı olacak. Değil mi? Dikkat ederseniz kalanlar zaten şu modu geçemeyecek. Modun üstünde olamaz zaten. Evet, başka bir soru. Bugün günlerden pazar ise 79 gün sonra hangi gün olur? Cevap pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, pazar. Salı. Evet, hemen ne yapıyoruz? 79'u 7'ye bölüyoruz. 1 kere 7 çıktı. 9 kere 7 1, 7. Kalan kaç? 2. Demek ki 79 denktir 2'ye. Ne zaman? Mod 7'ye göre. Kalan 2 ise pazardan sonra, pazar çünkü sıfıra karşılık geliyor. Anlaşıldı mı? O ilk gün. 2 gün sayacaksınız. Pazartesi, salı. Demek ki salı günüymüş. Anlaşıldı mı? İlk günü sıfır olarak kabul ediyorsunuz. Evet, bu da güzel bir soru. Uygulama sorusu. Şöyle bir tane otobüs verilmiş. Şurada sürücü var. Koltuklar şöyle numaralanmış. Evet, 39 koltuk varmış burada. Bak mesela burada modüler aritmetiği kullanabilirsiniz. Şimdi mod 3'e göre, 3 koltuklu olduğuna göre, bakın otobüs 3 koltuklu olduğuna göre, burada mod 3'e göre. Mod 3'e göre kalan 1 ise o koltuk numarası hangi numaranın arkasındadır? 1'in arkasında. 1'in arkasında. Kalan 2 ise... İki numaranın arkasındadırlar denkliğe göre. Kalan sıfırsa üç numaralı koltuğun arkasındakilerdir. Anladın mı? Soru şöyle. Bir diyor, 25 numaralı koltuk bir numaralı koltuğun arka hizasındadır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış.
Hemen 25'e bakıyoruz. Mod 3'e göre kaça denk? Kaça denk? 2. Mod 3'e göre. 1'e denk. 1. Doğru. 25 numara 1 numaralı koltuğun arkasında. İsterseniz sayın bakın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sayarak da bulabilirsin ama modüler aritmetiği kullanırsan hemen hızlıca bulursun. 2 diyor ki 18 numaralı koltuk, 18 numaralı koltuk 3 numaralı koltuğun arkasındadır. Doğru mu? Evet. Doğru. 18 mod 3'e göre 0'a denk. Evet. 0'a denk olanlar 3'ün arkasında. Evet, 3 diyor 11 numaralı koltuk 1 numaralı koltuğun arka hizasındadır. Mod 3'e göre bu kaça denk? 2. 2'ye denk. Yanlış. 2'nin nokta var mı? Hayır. Evet, tamam. Görüntü dondu. Bir an anlaşılmayan nokta var zannettim. Evet. Diğer bir soru. Mod 5'e göre 13, 14, 16, 18 çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine denktir? Cevap 0, 1, 2, 3, 4. Evet, ne yapacağız şimdi? Her birini mod 5'e göre denkliğini bulacağız. Yani kalanlarını bulup çarpımlarına ineceğiz. Şimdi 13 mod 5'e göre kaça denk? Bak, son rakamına bakacaksınız. 3. 14 kaça denk? 4. 16? 1. 5 çıkardık. 1. 18? 2. 18 3'e denk. Şimdi kalanlarını çarpıyoruz. 4 kere 3, 12. 3 ile çarptık, 36. 36 mod 5'e göre kaça denk? 1'e denk. Değil mi? Sana diyoruz ki cevap 1'dir. Kalanların çarpımı, çarpımların kalanına eşit olduğu için modüler aritmetikte buradan hareket ediyoruz. Evet, böyle bir soru sorulmuş. Şimdi diğer dönemlere bakalım. Evet, şimdi şıkları söylemeyeyim, siz bulun. Bugün günlerden çarşamba ise diyor. 1001 gün sonra hangi gün olur? Bugün günlerden çarşamba ise 1001 gün. Ne yapacağız? 1001'i 7'ye böleceğiz. Çarşamba. Bölelim. Çarşamba. Bir kere 7 7. 30 ile 7 4 kere 7 28. 21 7 3 tam bölünüyor. Kalan kaç? 0. Çarşamba. Çarşamba ise kalan yine aynı gün, 1001 gün sonra çarşamba olur diyor. Evet. Sonra yine basit bir soru. Mod 6'ya göre şıkları vermeyeceğim. 2015 sayısı evet, mod 6'ya göre 2015 kaça denk? 3'e. Kaç buldunuz? 3 mü? Evet, 6'ya bölelim. 18, 21'de 6, 3 kere 18, 35'te 6, 5 kere 30, kalan kaç? 5. Sen diyorsun ki 5'e denktir. 5 mi bulmuştunuz? Hayır.
Kaç buldun? 3. Yanlış mı böldüm ben? 3 kere 6 18. 21 6 3 kere 18. 35'te 6. 5 kere 6 30. Kalan 5. 335 ile sağlamasını yapalım. 335 ile 6'yı çarpıp 5 ekleyin bakalım aynı sayı çıkacak mı? 335 çarpı 6 artı 5. Evet, 2015 mi? Evet, demek kalan 5'miş. Evet, şimdi evet, farklı bir soru var. Farklı türden bir soru var, ona bakalım. Evet, neredeydi? Neyse, benzer türden kitabınızda var. Oradan çözelim. Aynı şekilde çözülecek. Soru şöyle. Şimdi onu çıkaramadım. Kapandı. 4 günde soru yazalım. Bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini Çarşamba günü tuttuğuna göre 17. nöbetini hangi gün tutar? Evet, şimdi bak, bu tip sorularda şöyle yapıyoruz. Şimdi 17. nöbetin dediğine göre ilk nöbetini tuttu mu? Geriye kaç kaldı? 16. 16 4 günde bir tuttuğuna göre 16 ile 4'ü çarpıyorsun. Kaç günde bir tutuyorsa. Tamam mı? Bununla bunu çarptı, kaç etti? 64 gün geçti. 4 günde bir tuttuğuna göre. O zaman soru şuna dönmüş oluyor. 64 gün sonra hangi gündür? Anlaşıldı mı? İlk nöbetini tuttu. O zaman diyoruz ki 64'ü 7'ye bölüyoruz. Kaç olur? 9 kere 7 63. Kalan kaç? 1 gün. 1 olur. İlk nöbetini çarşamba tuttuğuna göre kalan 1 ise 17. nöbetini hangi gün tutmuş oluyor? Perşembe günü tutmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Burada bu sorularda kritik soru şu. Kaç günde bir nöbet tutuyor? İlk nöbetini tutmuş oluyor, onu çıkarıyoruz. Tamam mı? Şimdi benzer bir soru var. Yazalım. 5 günde bir nöbet tutan, yazalım. Yazalım. 5 günde bir nöbet tutan. Evet, soruyu buldum. 5 günde bir nöbet tutan doktor ilk nöbetini pazartesi günü tuttuğuna göre İlk nöbetini pazartesi günü tuttuğuna göre 15. nöbetini hangi gün tutar diye soruyor. Bak. Şimdi 5 günde bir tutuyormuş 15. nöbetini. Şimdi geriye kaç gün kaldı? Kaç nöbet kaldı? İlk nöbetini tuttu. 14. Kaç günde bir tutuyor bu? 5. 5 ile çarpıyoruz. Kaç etti? 70. 70 mod 7'ye göre kaça denk? 0'a denk. Yine demek ki 15. nöbetini hangi gün tutacak? Pazartesi tutacak. Anlaşıldı mı? O zaman demek ki bu tip soruları da bu şekilde yapıyoruz. Kaç günde bir nöbet tutuyorsa ilk nöbetini çıkarıyoruz. Kalanı bu nöbet sayısıyla çarpıp gün sayısını bulup sonra mod 7'ye göre kalanını bulmaya dönüştürmüş oluyoruz problem. Aynı tür problem. Evet, bir bakalım başka ne tip sorular sorulmuş. Evet, yine
şöyle bir soru var. Hemen bunu artık pratikleştik. Bugün günlerden çarşamba ise 57 gün sonra hangi gün olur? 57 mod 7'ye göre bakıyoruz. Kaç kere? 8 kere 7, 56. Kalan kaç? 1. Çarşamba ise? Perşembe. Ertesi gün perşembe. Tamam mı? Evet, şimdi modüler aritmetik ve asal sayılarla ilgili anlatacağımız konular bunlar. Sizin anlamadığınız yer var mı? Şifreleme soru konusu da buna bağlı. O yüzden burası bu konu önemli. Soracağınız varsa sorun. Sor. 7. soruya bakabilir miyiz kitapta? Kitaptaki 7. soru mu? Evet. Evet, şimdi bakın 7. soru şöyle. 25 üzeri 4 mod 6'ya göre sayısı 6 ile bölümde kalan kaçtır diye sormuş. Soruyu yazalım. Bak. 25 üzeri 4 sayısının 6 ile bölümünde kalan kaçtır? Aslında bu soru şu demek arkadaşlar. 25 üzeri 4 kaça denktir mod 6'ya göre? Bu sorular aynı tür sorular, tamam mı? Şimdi bu 25 üzeri 4 ne demek? 4 tane 25'in çarpımı demek değil mi? Bu mod 6'ya göre kaça denk? 1. Bu kaça denk? 1. Bu kaça denk? 1. Bu kaça denk? 1. Hepsinin çarpımı 1. Demek ki bu 1'e denk. Anladın mı? Bak başka bir sayıya bakalım. Mesela 8. soru ne diyor? Onda da 1. 3 üzeri 64 sayısının birler basamağı kaçtır? Bak sana ne soruyor biliyor musun? Birler basamağı kaçtır? Bir sayının birler basamağını bulmak için onu neyi bulmamız lazım? Ona bölümünde kalanını bulmamız lazım. Anlaşılır mı? Mesela 327, 8. Mesela bu sayının birler basamağı kaç? 8. Yani mod 10'a göre bu 8'e denk. Değil mi? Demek ki birler basamağı. O zaman 3 üzeri 64 ne demek? 64 tane 3'ün çarpımı demek. Bu mod 10'a göre kaça denk? Onu bulmak istiyorsun bak. 64 tane 3 var burada. O zaman pratik yöntemimiz şu olacak bak. 3'e başladık. 3 mod 10'a göre kaça denk? Mod 10'a göre 3'e. 3'ün karesi 9. Mod 10'a göre 9'a denk. 3'ün kübü kalanların çarpımı 27. Mod 10'a göre kaça denk? 7'ye denk. 3 üzeri 4 81. Değil mi? Kaça denk? 1'e denk. Şimdi 1'e denkliğini buldun mu? O zaman 3 üzeri 64'ü nasıl yazabilirsin bak? 3 üzeri 4 1'e denk değil mi? 64'e gitmek için kaçla çarpacağız bunu? O 15 ile çarpsak, yani 15. kuvvetini alsak değişen bir şey olacak mı? 60 yapacak, tamam mı? Çarpı 3 üzeri 4 yazabilir miyim bunu? Evet. Ha, demek ki bunu ne demek? 3 üzeri 4 çarpı 16 yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu 1'e denkti. 16. kuvveti o da 1'e denk. O zaman demek ki birler basamağı, bu sayının birler basamağı 1'miş. Bunlar aynı tür sorular. Tamam mı? Birler basamağı kaçtır dediği zaman mod 10'a göre kalanını soruyor sana. Mesela başka bir soruya bakalım. Mesela 2 üzeri 9'u alalım mesela. Tamam mı? Mod 3'e göre kaça denk mesela? Ne yapacağız? 9 tane 3'ün çarpımı değil mi?
Şimdi o zaman adım adım gideceğiz. 2 mod 3'e göre kaça denk? 2'ye. 2'nin karesi 4 kaça denk? Kalanları çarparsak 1'e denk. 1'i buldun mu? Buldun. 2'nin karesi üzeri 4 çarpı 2 yazabilirsin bunu. 4 kere 2 8 9. Bu 1'e denk. Burası 1. Kaç kaldı? 2. 2'ye denk. Anlaşıldı mı? 1'i bulana kadar hareket ediyorsun. 1'i bulduktan sonra onu çarpım olarak bırakırsan geriye kalan kısmı mod 3'e göre denkliğini bulmuş oluyorsun. Pratik yöntemi bu. Normalde 9 tane 2'nin tek tek kalanlarını bulup çarpmak yaparsın. O zaman da uzun yolu olur. O işi uzatır biraz. Evet, başka sorusu olan? Hayır hocam. Evet, şimdi haftaya şifrelemeyi anlatacağız. Şifreleme konusu da tamamen modüler aritmetiğe bağlı. Şifreleme nasıl yapılır diye anlatacağız ama içinde kullanılan şey modüler aritmetik. Şifreleme çünkü öyle çalışıyor. Bir sayıyı kodluyorsun modüler aritmetiğe göre gönderiyorsun. Karşı taraf da onu çözerken modüler aritmetik kullanıp o şifreyi çözüyor. Dolayısıyla şifrelemenin temeli asal sayılar ve modüler aritmetiğe dayanıyor. Tamam? Yöntem anlatılıyor ama yöntemin içinde asal sayılar ve modüler aritmetik var. Tamam. Evet, haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Siz yine sorularınız varsa biriktirin, haftaya sorarsınız. Var mı önceki konularla? Çizgi kuramı ile ilgili var mı? Bir tane var. Sor. Sayfa 129'da 9. soru. Sayfa 129'da. Evet, şimdi K4 çizgesi dediğimiz çizgi arkadaşlar şöyle bakın. K4 dediğimiz, şimdi kitaptan bakarsak. K4 dediğiniz 4 tane köşe noktası olacak. Hepsinin birbiriyle bağlantısı olacak. Tamam mı? Bağlantısı başka. Bunda bunun bağlantısı. Koyduk. Başka var mı? Yok. Şimdi bakın burada hemen K4 dediğimiz zaman bu anlaşılacak. K5 dediğimiz zaman... Kitapta K5 var. Değil mi? Kaçtı o? K5'e bakalım. K5 118'de. Sonra K8 anlatılmış. Evet, şimdi K4 dediğimizde 4 tane nokta var. Bunların hepsinin birbirleriyle bağlantıları olacak. Bir dakika, bununla bunun bağlantısı var zaten. 4. Bununla bunun bağlantısı yok. Kurduk. Bununla bunun bağlantısı var. Kurduk. Başka var mı bağlantısı olmayan? Yok. Değil mi? K4 bu. Neydi? El sıkışma teoremi ne diyordu? Köşe noktalarının derecelerinin yarısı. Veya tek tek say. Kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basitçe sayabilirsin veya teoremi kullanarak derecelerin toplamı kaç? 3, 6, 9, 12, yarısı 6. Tamam. 5 olursa? 10. K5? K5 olursa? K5'e bak kitapta. Her birinin derecesi 4. 4 kere 5, 20. Demek ki 10 tane kenar olacak. Tamam mı? O zaman pratik yöntemi neymiş? Hemen bak bunu genelleştirelim kitaptan. Genelleştirirsek. K4 demek her köşe noktasının derecesi 3 demek. K5 demek 1 eksi 4 demek. K6 her birinin derecesi 5 demek. K6'nın kaç tane kenarı olacak? 30, 15. 15 kenarı olacak.
Her köşe derecesi 5 ya. 5 kere 6 30. 30 30'un yarısı 15. Tamam. Evet, haftaya dediğim gibi şifreleme konusunda görüşmek üzere.